Selamünaleyküm. Arkadaşlar, tam sayılarda işlemler konusuyla ilgili biraz alıştırma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz işlem önceliği diye bir konumuz vardı. İşlem önceliğinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Kural 1. İlk önce ne yapıyorduk? Varsa üstü köklü sayılar, değil mi? Sonra parantez içi, enişteki parantezden başlayarak daha sonra çarpma, bölme, toplama ve çıkarma işlemlerini gerçekleştiriyorduk. Tam sayılarda işlem yaparken arkadaşlar 6 eksi eksi 7 dediğimizde bakın bu bildiğimiz toplama çıkarma işlemi. Ama bizim şu kuralı önceden ne yapmamız gerekiyor? Bilmemiz gerekiyor. Hatırlatmak istiyorum. 2 eksi yan yana ise burada olduğu gibi arkadaşlar bakın arada parantez var ama 2 tane eksi yan yana ise ya da 2 artı da olabilirdi bu arkadaşlar. Birisi artı, birisi eksi olabilirdi ya da birisi eksi, birisi artı olabilirdi. Eğer iki işaret de aynıysa arkadaşlar bunun sonucu artı. Birisi artı, birisi eksi olursa sonucu eksi oluyordu. Şimdi 6 eksi eksi 7. 6'dan çıkar neye? Eksi 7 diyor bana. Arkadaşlar 2 eksi yan yanaysa eksi ile eksinin çarpımı artı 7 oldu. 6 artı 7 daha 13 eder. Eksi 5, eksi, eksi 8. Bakın burada da yapacağım işlem 2 tane eksi yan yanaysa 2 eksiyi çarpacağım. Eksi 5 artı 8. Geçen dersimizde işlediğimiz konu burası. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Büyükten küçüğü çıkartıp büyüğün işaretini yazıyoruz. Yani 8'den 5'i çıkartıp ne yazıyorum arkadaşlar? 3 diye işlemi yazıyorum. Eksi 6 artı eksi 7 eksi 8. Burada ne yapacağım değerli arkadaşlar? Burada yaparken yine aynen işlemlerimi yapıyorum. Önce işaretlerimi tek hale indiriyorum. Eksi 6 artı ile eksiyi çarparsam eksi 7. Şurada gözükmeyen ne var? Artı var. Değil mi arkadaşlar? Eksi ile artın çarpımı artı değil, özür dilerim. Eksi 8. Şimdi burada bütün işaretler ne oldu? Eksi. Eğer eksi ise ne yapıyorduk? Topluyorduk. Bunların hepsini toplarsak eksi 21 bulmuş oluruz. Evet. Başka bir örnek yapmak istiyorum. Yine aynen toplama çıkartma ile ilgili sonra çarpma bölmeye geçeceğim. Eksi 8 artı eksi 5 eksi 9. Bakın burada da yine hepsi eksi çıkacak. Eksi 8 artı eksinin çarpımı eksi 5 eksi 9. Arkadaşlar bunların hepsini toplarsak 17, 22 yapar arkadaşlar. Eksi 22 bulunmuş olur. Şimdi sevgili gençler 24 bölü 2 eksi 2 çarpı 5 eksi 6 eksi eksi 7. İşlemini nasıl yapacağız? Evet, bu işlemi yaparken arkadaşlar işlem önceliğine bakıyorum. Var mı bir üstü sayımız? Yok. O zaman parantez ve çarpma bölmelere bakacağım. Bölersem 12 yapar. 2 ile 5'in çarpımı eksi 10. Eksi 6 eksi ile eksi artı 7 yaptı. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? 12 ile 7'yi toplayacağım. 19. Sonra eksileri topluyorum. Eksi 16. Cevap 3. Bir örnek daha yapıyorum arkadaşlar. Bunları siz pekiştirmek zorundasınız. Ben soruyu yazdıktan sonra ekranı durdurun, donsun ekran. Siz çözün, sonra benim çözümümle karşılaştırın arkadaşlar. 18 bölü 3 artı 2 çarpı 5 eksi 8 eksi eksi 3. Devam ediyorum. 18'i 3'e böldüm. 6.
kere 5 10. Eksi 8 eksi eksi artı 3. Arkadaşlar pozitifler 16 19 yaptı toplamı. Eksi 8 19'dan 8 çıkarsa cevap 11 bulunmuş olur. Biraz zorlaşalım. 24 eksi 2 parantez açtım. 18 bölü 3 eksi 2 çarpı 4 eksi 1 işleminin sonucu nedir? Arkadaşlar üstü sayı yok. Ama parantez var. İlk önce ne yapacağım? Parantezin içini yapacağım. Önce parantezin içini yapalım arkadaşlarım. 18'i 3'e böldüm. 18'i 3'e bölersem ne çıkar? Önce siz çözüyorsunuz bakın bunu. 6 eksi 2 kere 4 8 eksi 1 6 eksi 9 parantezin içi eksi 3 çıktı arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? 24'ten 2 çıkmaz lütfen. Bakın siz burada hata yapıyorsunuz. Bundan bunu çıkartıyorsunuz. Çıkartamazsınız. Şurada gözükmeyen bir çarpma işlemi var arkadaşlar. Önce bu sayıyla bununla bunu ne yapacağız? Çarpacağız arkadaşlar. Hemen çarpıyorum bakın. 24 eksi 2 çarpı eksi 3. Eksi 2 ile eksi 3'ün çarpımı ne yapar? 6 değil mi? 24 artı 6. Cevap ne bulundu arkadaşlar? 30 bulundu. Bu işlemleri bilmek zorundayız. Ama burada bakın bir daha dikkatinizi çekiyorum. Bizim için önemli olan kısım neresi? Bu işaretler. Değil mi arkadaşlar? Evet. Bir sonraki örneğimiz. 2 üzeri 4 eksi 3 aç parantez 21 bölü 3 eksi 2 çarpı 4 artı 5 işlemi nedir dedi. Hemen çözümlüyorum arkadaşlar. Varsa üstü sayılar ve parantez içi. Önce üstü sayıyı açtım. Ama şunu bulalım. Ondan sonra bunu açalım. Evet. Çözüm sırası bende. Böldüm 7. Eksi 2 kere 4 8 artı 5. 7 ile 5'i topluyorum. 12 eksi 8. Arkadaşlar parantezin içi kaç çıktı? 4. Şimdi işleme devam ediyorum. Bakın lütfen kalemimizi ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Kafadan işlem yapmak yok arkadaşlar. 2 üzeri 4 16 eksi 3. Bakın burada hiçbir şey yok. Burada bir şey konmadıysa burada ne var arkadaşlarım? Çarpı var. Çarpı bu. Evet 16 eksi 3 kere 4 12. 16'dan 12 çıkarsa cevabımız bu sorunun cevabını eğer siz de 4 bulduysanız tebrik ediyorum arkadaşlar. Bir tane daha çözüyorum. Bu tarzda başka bir soru daha yazalım arkadaşlar. 3 üzeri 4 eksi 2 üzeri 5 artı 1 üzeri 6 eksi 2 çarpı 4. Biraz üstü sayı ağırlıklı oldu ama üstü sayıları biliyoruz değil mi? Bu ne demek arkadaşlar? 3'ün 4. kuvveti. Ben bir hatırlatma bablı yazıyorum. Bundan sonrasını siz zaten biliyorsunuz. 4 tane 3 demek arkadaşlar bu. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Bunları çarparsa 81 yapar. 5 tane 2'yi çarpacağım değil mi? 2 2 2 2 2 diye. Çarparsam 32. 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 diye devam eder. Sayının sonucu daima 1'dir arkadaşlar. 2 kere 4 8. Şimdi önce pozitifleri belirledim, topladım. 82. Sonra negatifleri belirledim arkadaşlar. Ne yaptı? 40. Evet, 82'den 40 çıkarsa bize konya kalmış oldu. Cevap 42. Evet arkadaşlar, bir tane daha örnek çözelim. 8 artı 2 parantez açtım.
24 bölü 3 eksi 2 çarpı 5 eksi 1. Bakın bu tarzda sorular çok önemlidir. Üniversite sınavlarında bile çıkıyor böyle sorular. Hemen çözüyorum arkadaşlar. Önce parantez içi yapılır. 24'ü 3'e bölersem 8. 2 ile 5'in çarpımı 10. 8'den 10 çıkarsa eksi 2. 8 yazıyorum arkadaşlar, bakın baştan bir daha yazıyorum. 8 artı 2, bakın burada çarpma var, atlamıyoruz çarpmayı, eksi 2 ile çarpıyorum. Bunu çıkartamam. Önce ne yapacağım? Çarpma işlemi. Eksi ile artının çarpımı neydi? Eksi 4. 8 eksi 4 eksi 1. 8 eksi 5 cevap 3. Hemen bir örnek daha çözüyorum. Buna benzer. Güzel oldu arkadaşlar. Değişik bir soru daha yazalım hemen. Kalemimiz. Evet arkadaşlar. 6 artı aç parantez. Yok, parantez açmadan önce 3 aç parantez dedim arkadaşlar. Köşeli açtım. İster normal açayım, ister köşeli açayım. Hiç fark etmez. Parantez parantezdir. 27 bölü 3 eksi 2 çarpı 5 eksi 1 artı 2 çarpı 4. Evet. Siz çözüyorsunuz. Durdurdunuz. Şimdi sıra bende. 27'yi 3'e böldüm arkadaşlar. 9. Eksi 2 kere 5 10 eksi 1. Arkadaşlar 9 eksi 11 ne oldu? Eksi 2 oldu. Burası eksi 2'ymiş parantez içi. Tekrar yazıyorum arkadaşlar. Burada ne var? Çarp var. Burada bir şey yok. 6 artı 3 çarpı parantez içindeki ifade ne? Eksi 2 artı 2 çarpı 4. Önce çarpma bölme işlemleri yapılır. Değil mi? 6 artı ile eksinin çarpımı eksi 6 artı 8. İşlemimizin sonucu ne çıkar arkadaşlar? 8 çıkar. Hemen son bir örnekle bu konuyu pekiştirmiş olalım ve konumuzu tamamlayalım arkadaşlar inşallah. (18) eksi 2 parantez açtım. 30 bölü 3 eksi 2 çarpı 4 eksi 5. İşlemin sonucunu bulalım arkadaşlar. Parantezin içi çözülür. Önce 10 eksi 8 eksi 5. 10 eksi 13. Arkadaşlar burası kaç çıktı? Eksi 3 çıktı. 18 eksi 2 çarpı eksi 3. Eksi ile eksinin çarpımı artı 6. 18 6 daha cevabımız 24 bulunmuş olur. Arkadaşlar illa artı çıkacak diye bir şartımız yok. Tam sayılardan negatif sonuçlarımız da çıkabilir. Her türlü sonuçları bulabiliriz. Arkadaşlar abone olup like atmanızı istiyorum inşallah. Devamı gelecek. Ben size sorular da yollayacağım. Takıldığınız yerlerde, konularda, çözemediğiniz sorularda tekrar bana dönüş yapabilirsiniz. İyi günler diliyorum.